Evet. Ana yemek geldi ve şunu söylemek istiyorum. Ey Osmancan, bu kaçıncı özür? Bu kaçıncı hata? Bu kaçıncı geri vites, bu kaçıncı kendini geç anlama. Daha doğrusu bir çuval inciri berbat etme. Dora neler söyleyeceksin? İşte şimdi şimdi 3 dakikalık VTR'de bir sürü konu gördük. Yani en baştan başlayayım. Ben dün günlük ipuçlarında izlerken acaba dedim Osmancan neye sinirlendi? Yani çok bu sayı kaybediyor ve her yarışta dün izlerken hangi sayı kaybedecek diye başlayacak. Baktım kazanıyor. Kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Diyorum ki ya ne güzel adam kazanıyor. Hani insan kazandıkça bir böyle hoşuna gider, bir mutlu olur ama takımına bu derece dönüp bağırma ben hayatımda görmedim böyle bir şey. Yani hangi sporda olursa olsun, hangi takımda olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun kimse senin yani maaşlı elemanın bile değil ...hani maaş elemanı zaten bu ya. Kölen de değil. Bir takıma dönüp bu şekilde bağırması ...hani sen az önce Yusuf'un daha fazla yaptığını söyledin ya. Yani Yusuf'un böyle bir hareket yaptığını görmedik yani Yusuf çoğunlukla takımın olmadığı yerde zaten kameraların i̇şte bu, karşısında söylüyor. Bu nasıl takıma bir cesaret? Cesareti yok. Bu nasıl bir cesaret? Takımına dönüp bir alacaksınız diye bağırmak nasıl bir akıl tutulması? Akıl tutulması mı acaba yoksa hani bugüne kadar hep bunu düşünmüş düşünmüş sonra patladı mı? Ama patlaması da böyle olmaması lazım. Ondan sonra kendi kendine sinirip bu arada takımı inanılmaz efendi. Yani takımdan bir kişi orada bir laf etse belki olay fiziksel bir noktaya kadar gidebilecek. Yani Ertuğ olsun, Aziz olsun, orada sakinlikle barış olsun. O kadar sinmişler ki olayın farkındalar. Allah'tan onlar biraz akıllı duruyorlar. Akıllı mı? Yani en azından şeye karşı ben biraz bir şey daha sakin. söyleyeyim mi? Kırmızı takım, takımdakilerin Osman Can karşısındaki acizliği Bence yanlış. Hayır, şey Bak, başka yani. bir şey daha söyleyeceğim. Yok, Yok. Kendine kendine... Kendine... acizlik. Ama şöyle kendini tutuyorlar değil mi? niye, niye fiziksel... tutuyorsun ya? Bak mesela abi, daha sonraki VTR'de niye göreceğiz. Niye tutuyorsun abi? Tuta tuta zaten böyle olduk hepimiz. Daha sonra Best of'ta bir görüntü var. Onda da konuşacağız zaten de. Yani adam o anda dokunduğun anda hani nabızla yüksek fazla üzerine gitmeyin muhabbet oluyor ya genelde. Çünkü o anda Osmancan dokunduğun anda Osmancan patlayacak ve daha ya şu bağırmayı gördükten sonra bir laf edildikten sonra yapacağı hareketleri hayal bile edemiyorum. E, haklısın sen ne yapacak orada? Vuracak mı bana? Yapamadım. Alır ağzını payına herkes. Osmancan değil Ahmet de i̇şte gelse Mehmet de. efendiler. İşte, Bizim i̇şte bu bu efendilik değil abi. Biraz efendiliğe Bu, kaçtı. bu biraz e, evet zaten biz sayımızı alamıyoruz deyip sinmek. Tamam mı? Bunlar biraz da tabii Nefise korkusu da var orada. Nefise de çünkü Osman'la beraber bir şekilde. Orada bu arkadaşlar dördü birlik olup akşam yine nasıl Osmancan'ı yazmıyorlar ya? ya da o kalkıp kesinlikle. Aziz Ertu Ertuğ tam Ertuğ bir tepki verdi de net bir tepki vermedi vermediydi yok, yok gitti değil. protesto ediyorum falan dedi hayırdır kardeşim kime söylüyorsun işte sen? o ikinci Desene aşamada bunu. dediğim şey o ikinci VTR'de diyorum ya birazdan göreceğim şey Hı -hı. mesela onda daha çok tepki vermesini beklerdim hani bunu bir derece anladım oyundan geldi nabzı yüksek hani her şeyi diyebilir muhabbetin ama senin söylediğin Ertuğ'un gittiği sahnede mesela orada ben de kendimi tutamazdım orada Ertuğ bir duruşsuzluk sergiledi ona katılıyorum daha burada değil Burada çünkü daha oyundan yeni gelmiş, bütün sayıları kazanmış. Hani takımına bir serzeniş olarak algıdı ama daha sonra işte geleceğim e, sen orada niye tepki vermiyorsun dedin. Benim için sonraki VTR, hatırsızları konusunu duydukları VTR'de. Sen burada sessiz kalır mıydın? %30 performansı olan bir Uğurtan Dora olarak hmm. ne yapardın, tepkin nasıl olurdu? O lafı duyunca buradan o da yarıştan geldiği için ben de hiç kazanamadığım için Abartma Can abartma derdim. Hani abartma gel otur. O kadar mı? Sana kadar, yok, burada öyle derdim. Bak burada yarıştan geldiği için öyle derdim. Yarıştan geldiği için ama daha sonra gidiyor ve sadece atırsızları demiyor. Nokta nokta atırsızları diyor. Ondan sonra oradaki laf zaten bana göre atırsızları kime dersin? Yani bu hani anlık söylenecek bir laf olduğunu düşünmüyorum. Hani bir takım kötü sözler söyleniyor. Şimdi atırsızın anlamı çirkin gözüken dış görünüşle alakalı. Ee, bir işe tekinsiz, yaramayan. güvensiz adama denir ha, ama evet. argodaki atırsızı genelde biraz daha böyle ee, tipi kayık. işte bir iş beceremeyecek. Böyle hani ee, boş boş gezen ya eşinin, tiplere denir ya. İşe yaramayan. Eşinin, i̇şe yaramayan eşinin tipi. dostunun yanında görmek istemeyeceğin. Hani aman oradan geçme atırsız tipli biri var. Hani halk arasında kullanılan tabiri yani o kadar kötü. Yani, Halk arasında da çok kullanılıyor. E, o kadar kötü bir tabir. Yani bu çok bence şekilci bir tabir. Zaten bu hani şekilcilik muhabbeti biraz Osmanlıcan'da daha önce de gördük. İlk geldiğinde Yusuf'un dişlerini laf ediyordu. İşte Cansu'nun sesiyle dalga geçmesi. Yani Osmanlıcan'da biraz bu birikmiş ve kendi takımından böyle bir nefret, sayı özellikle sayı alamayanlara karşı, sayı alamayanlara karşı böyle bir nefret ve kin beslediğini düşünüyorum. Çünkü bu laf şey bir laf değil. Hani daha önce Asena'nın falan söylediği gibi hani böyle geri zekalı gibi bir laf falan değil yani. Bu bildiğin düşünülmüş, bir insan tipiyle alakalı bir kanıya vardığın ve büyük bir sinir harbi sonucunda ortaya çıkardığın bir şey. Kar Bence kardeş. bir bitmişliği var burada. Bak yani. şimdi bir şey daha bir var. Bir şey, şey değil yani bak. bu. Bu sinirle söylemiş bir laf değil. Ondan bahsediyorum. Asena'nın ya da senin ya da başka birinin lafı genelde bir kavga sırasında tansiyon arttıktan sonra karşı takıma söyleniyor. Aynen. Burada kuzu gibi sesi çıkmayan Nefise'yi çıkarıyorum. Evet. Dört kişiye karşı. Doğru. Osmancan önce bir bir sayı alın diye bağırıyor. Çok kötü bir tipolojide. Tıpkı bir atırsızı gibi net söyleyeyim. atırsızı yok. öyle bağırır. Ben söylemeyecek Bağırıyor. Yok abi söyleyelim yani hani, hani ben bunu niye söylüyorum? Normalde yayında atırsız der miyim? Şimdi Osmancan kapıyı açmış. Burada benim gördüğüm tek atırsızı tavrı Hani şimdi hani yakıştırma yapacaksak. Oyundan sonra o halkayı attıktan sonra takım arkadaşlara doğru müthiş bir hırsla, müthiş bir kinle ve kibirle bağıran, evet. atırsızı gibi bağıran bir Osmancan var. Ondan sonra gidiyor arkadaşlarına saydırmaya devam ediyor. Esas tavır bozukluğu burada. Yanlış olan bu. Devam edeceğim Evrim sen ne söyleyeceksin? Ya ne söyleyeyim bilmiyorum ki yani bir tane bile eline tutulur bir yanı yok. Düşünüyorum bak siz konuşurken diyorum ki ya Evrim sen iyi bir yerini bul. Hani açık açık söylüyorum ya savunmak istiyorum Osman'ı. Ya bir yerden tut diyorum Osman'ı elinden tut düşmüş. Siz tekme atıyorsunuz demiyorum siz doğru olanı yapıyorsunuz. Bence de sizin dedikleriniz doğru. Ama ya tut da Osman'ı kaldır diyorum Evrim. Çünkü Survivor gerçekten çok farklı bir yer ya evinden oturan insanlar var ya böyle izliyor ay bu çok itici ay bu çok gıcık ay bunun ağzı çok kötü ay bunun dişleri dişlek ay bunun boyu kısa diyorlar ya böyle televizyonda otururken böyle yorum yapıyorlar ay bu çok güzel ay bu çok yakışıklı bunun saçları çok güzel İyi olan şeyleri de söylüyor size oradan konuşmak çok kolay geliyor ya. Ama şimdi bir dakika. böyle durumlarda belli oluyor şimdi, karakter. Bu insanda Osman'ı tanıyorum hı hı. Osman pırlanta Özgür'ü tanımıyorum ama belli bu adam da pırlanta Yusuf gerçekten temiz bir çocuk bu insanlar aç kalınca işin içine hırs girince sevdiklerini göremeyince Bakın bu hırs normal iş yerindeki ya da e, halı sahada oynadığınız futbol hırsı değil Türkiye'de televizyona veriliyor. Haftanın 5-6 günü yayınlanıyor. 3-4 saat yayınla. Bunun Bu işin ucunda popülerlilik var. Ünlü olmak var. Çok para kazanmak var. Adını altın harflerle Survivor tarihine yazdırmak var. Şampiyon olmak var. İnsanlar bunun stresinde ve bunun isteğiyle kendilerini kaybedebiliyorlar. Ve ben bunları çok normal buluyorum. Şimdi Yusuf'a da ben ya hak Osmanca veriyorum. Normal mi buluyorsun? Bir dakika ha, bakın yani. yaptığı hareketler anormal. Ama o çocuğun bir sinir harbi yaşamasını ya Diğerleri niye öyle olmuyor? Ya da orada Survivor'ı kazanmak abi. durumu var diye ya da bir tane sayı alacak ya da dokunmazlık alacak diye orada Aziz'i, Ertuğ'u, Cansu'yu e, ya da barışı atırsızı deyip e, zan altında bırakmadınız zorunda mı Allah aşkına. Yanlış yapmamalı. Bak, Ama onun psikolojisini kabul ediyorum. Yusuf'u da kabul ediyorum Zor anlarda belli olur. Aynen öyle. Tamam mı? Biz burada bak tatlı tatlıyız. Biz şurada seninle iki atışalım. Senin ve benim gerçek yüzümüz ortaya çıkar. Aynen. İnsan o zaman belli olur. Kalitesi, e, duruşu, karakteri her şeyi. Ya burada bu insanlar sana ne yapmış da sen orada e, ne derler? Anaokulu öğretmenindeki Hocalar gibi dört yaşlı çocukları azarlar gibi azarıyor. Ki kimse halindir. yapma, hocalar de, da de, yapma. Başta nokta nokta atarsa diyor bir de yani diye. Bunları şey de dememeliydi. Yani. Ama dememesinin farkına vardığını, aslında böyle bir insan olmadığını, öfkeyle kalkıp zararla oturduğunu, iyi ki ben bunları demişim demeyeceğini biliyorum. Şimdi şunu da düşündüm. Yani... Bir dakika, bu sadece Öz Osman için değil, Yusuf için de. Yusuf da kendisi çok ciddi bir oyunun içinde. Hep diyorum ya megaloman megaloman. Kendisi psikolojisinin farkında değil. Bakın Asena içinde. Asena'ya da diyorum şu hataları yaptı, bu hataları da yaptı. Ama bu kız öyle bir yarışın içerisinde ki farkına varmadan belki yapmak istemeyeceği şeyleri yapıyor. Ben aslında ee, kendimi de onların yerine koydum. Ben de çok zor bir survivor geçirdim. Bu zamana kadar Nefise'den de, Asena'dan da, Barış'tan da, Osman'dan da hepsinden özür diliyorum. Çünkü onların psikolojilerine ben de girdim ve onları zamanında çok ağır eleştirdim. Ee, Osmanca'nın bu haline de çok üzüldüm. O bunları izlediğinde Survivor'dan elendiğinde evet, ama iş işten çok kötü şey hissedecek kendini. Hissetsin, hayatla ilgili ders alsın Hayır. ama iş işten geçmiş olacak. Evet ama ben hepsinden şu hepsinden buradayken... özür buradayken... diliyorum. Şu an hepsini çok iyi anlıyorum. Aklım benim de başıma kimi geldi. Kimi çok iyi anlıyorsun? Hepsini, bütün Survivor'ları. <laughs> ben, çok yandı, üzüldüm. <laughs> Bugün ne kadar Hayır. kimi eleştirirsem özür dilerim diyor. Survivor olduktan unuttum. O zaman <laughs> herkes orada alsın. Ben alayım şimdi bu bardağı zaten atayım. Survivor'dayım. <laughs> tamam mı? Abi, <laughs> bunu alayım donaya atayım. Bunu alayım havaya atayım böyle tutayım. Olmaz abi. Burası mı var abi? bildiğimiz gibi Hiç kolay yok. bir yer ben hepsi aynı ben yer, üç tamam. kere gittim tamam mı üç kere gittim benim de yanlışlar yaptığım oldu ama hiçbir zaman sapıtmadım senin evet, hayat senin evet. ben onların zekaları fark, aynı olmayabilir. İşte o yüzden işte tam. fark bizde farkları burada görüyoruz Sen, işte Hakan, atip Osmancan olsun. yapıyor abartma işte. yaşında da gitti Osmancan Osman ya, yaşında da gitti evet. Osmancan Hala şey. Ben mesela. gerçekten Osmancan'ın elinden tutmak istedim ama hiçbir tutulur yanı yok, yoktu yok. maalesef. Yok kesinlikle maalesef. Bak size bir şey söyleyeceğim çok e, reklama gideceğiz çok ufak bir tamam. şey söyleyeyim. 20 tane Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ya kendi yazdığı ya e, onun hakkında yazılan kitap okumuşumdur tamam mı? Bir sporcu olarak gerçekten onun çok değerli bir sözü sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısın severim diye. Bu 20 tane kitabı okuduğum için şunu net olarak söyleyebiliyorum ve bir sporcu olarak görebiliyorum. Oradaki aynı zamanda Atatürk'ün vizyonuna bakınca aslında bilhassa demek. Yani orada o aynı zamanda da bir ders var. Diyor ki bilhassa ahlaklı olun. Bak bu çok değerli bir şey. Doğru. Sporcular için de, insanlar için de gerçekten çok değerli. Lütfen bunu e, bütün sporcularda, herkes de yaşasın. Burada Osmancan'ın öfkesini yönetmesi ve arkadaşlarını böyle ezmemesi lazım. Hele ki kamuoyunun önünde izlenen bir yarışmada. En büyük hata da budur. Reklamlar reklamlardan sonra Survivor panorama devam edecek.